Şimdi sıfır atıktan bahsedecek olursak, sıfır atık sistemi kaynak kullanımının ve atık oluşumunun azaltılması, oluşan atığın çevreye olan zararını en aza indirecek şekilde yönetilmesi ve ekonomiye yeniden kazandırılması temeline dayanan bir atık yönetim hedefidir. Bu zaten devletlerin yapması gereken politikalardan bir tanesidir. Öncelikle onu söyleyeyim. Sıfır atık sistemi çevresel performansın iyileştirilmesine katkı sağlamanın yanı sıra organizasyonlar için, işletmeler için, sanayi kuruluşları için yeni bir değer oluşturmaktadır. Yapının toplum nezdinde değerini arttırırken tüketim bilinci oluşturması ve döngüsel ekonomiye yönlendirmesi ve bu sayede maliyetlerin azaltılması noktasında rol oynar. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu sistemin sıfır atık yönetmeliği ile yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Yani 2020 yılında zaten bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, işte sanayi işletmelerini, bina yerleşkelerini kademe kademe sıfır atık konusunda çalışma yapmaya yönetmelik zaten halihazırda mecbur bırakıyor, zorluyor. Olması gereken de bir şey zaten. Bunun için nasıl bir yol izliyoruz biz? Öncelikle sıfır atık sisteminin belgelendirilebilmesi için bina ve yerleşkenin çevre mevzuatı doğrultusunda yükümlü olduğu izin ve lisans çalışmalarını yerine getirmiş olması gerekir. Yani çeşitli sanayi kuruluşlarının işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alması gereken çevre izin ve lisansı olsun. Buna gerek yoksa bile işte kurum ve kuruluşun binanın atık yönetim planı hazırlama zorunluluğu. Ondan sonrasında biz konuşuyoruz sıfır atık ne içeriyor? Geri dönüştürülebilir atıklardan bahsetmek gerekiyor. Öncelikle geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları, işte kağıt, cam, metal ve plastik atıkları diğer atıklardan ayrı biriktirilmelidir. Yani bu ambalaj atıkları atığın oluştuğu alana göre kendi içinde de ayrıştırılabilir. İşte örneğin kağıt ambalajın yoğun çıktığı alanlarda ya da ambalaj atığı toplama ayırma faaliyetlerini yapan tesislerin bu atıkları oluşturduğu noktadan ayrı toplanmasının mümkün olduğu yerlerde ambalaj atıkları kendi içinde de türlerine göre ayrı toplanabilirler. İşletme maliyetlerini çok düşürecektir bu. Yani ilk yapılması gereken aslında budur. İşte kaynağında ayrı toplama. Ben de herhangi bir şeyi kullanıyorsam ayrıştırıp işte kağıdı farklı bir yere, metali farklı bir yere, içeriğinde çok biyolojik atık olmadan koymam işletme maliyetlerini azaltacak. İşte ambalaj atıkları sıfır atık sisteminde mavi renkle kodlanmıştır falan. Bunların zaten ayrıntısı yönetmelikte var. Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklardan bahsedecek olursak atık piller, bitkisel atık yağlar, diğer bir deyişle kızartmalık yemek yağları tehlikeli atık olarak sınıflandırılmaktadır. Günlük hayatta oluşan birçok elektrikli ve elektronik eşyada tehlikeli atık sınıfına girmektedir. Bu tehlikeli atıkların geri kazanılabilir atıklardan ve evsel atıklardan ayrı toplanması gerekmektedir. Tehlikeli atıklar için kırmızı renk kullanılabilir. Kırmızı renk kullanılması tavsiye edilir. Tıbbi atıklar. Tıbbi atıklardan bahsedecek olursak sağlık müdahale birimi reviri olan bina ve yerleşkelerde tıbbi atıkların da ayrı toplanması gerekmektedir. Kesici, delici tıbbi atıklar, yani bu kesici, delici tıbbi atıklar için özel olarak piyasada satılan shutbox'lar var. Kesici, delici olmayan tıbbi atıklar için de tıbbi atık poşetleri kullanılmalıdır. Bu daha zor kesilip dağılabilen poşetler kullanılmalıdır. Tıbbi atıklar için turuncu renk kullanılabilir. Zaten piyasada satılan poşetler, dağıtılan poşetler de turuncu renktir genelde. Bunların yanında ne atığımız çıkıyor? Biyobozulur atıklar, yani yemek artığı vesaire gibi işte bina ve yerleşke içinde biyobozulur atıkların yoğun oluştuğu noktalarda özellikle mutfak, çay ocağı, kafeterya, yemekhane gibi alanlar toparlanılır toplam. Yani biyobozulur atıklardan kompost atığın üretildiği binada ve yerleşkede yapılabilir. Bu kompostlaştırma tekniklerini basit anlamda internette videolarını falan da bulabilirsiniz. Atığın oluştuğu noktada kompost üretilmesinin uygun olmadığı ya da tercih edilmediği durumlarda izinli olan kompost veya biyometanizasyon tesislerine gönderilebilir. Kompost sonucu oluşan malzemeler bitkiler için toprağa katkı olarak kullanılabilir. Biyometanizasyon tesisleri ise biyobozulur atıklardan enerji elde etmektedirler. Atığın kalan kısmını ise gübre üretim faaliyetlerinde kullanmaktadırlar. Biyobozulur atıklar için kahverengi kullanılabilir. Topladığımız kutular veya kaplar. Tabii bu yönetmelikte çeşitli bilgilendirme yazıları ve görselleri var. İşte bunu genel anlamda herkesin ortak bir paydada buluşması için yapılan çalışmalar. Geri dönüştürülebilir atıklar, tehlikeli ve tıbbi atıklar, elektronik atıklar, biyobozulur atıklar için sıfır atık sisteminin öngördüğü renk kodları kullanılmalıdır. Aynı zamanda
Ayrı toplama noktalarında da atığın doğru toplama noktasına atılması için bilgilendirme yazıları ve görsellerinin bulundurulması gerekir. İşte kağıt için mavi kullanıyoruz, plastik için sarı kullanıyoruz, cam için yeşil kullanıyoruz, metal için gri kullanıyoruz. İşte kompostlaştırabildiğimiz organik atıklar için kahverengi kullanıyoruz. Geri dönüşüm evsel atıkları için genelde siyah kullanılıyor. İşte yemek atıkları, yemek artıkları beyaza konulabilir. Ekmek vesaire artıkları da mor renge konulabilir denmiş. Biriktirme ekipmanları nasıl olmalı? Biriktirme ekipmanlarının hacimleri, sayıları ve özellikleri toplanacağı atığın özelliğine ve miktarına uygun olmalıdır. Örneğin kağıt atığın yoğun oluşabileceği alanlarda ufak bir kutu koymak mantıklı değil. Daha sık kağıt atığı toplama istasyonları oluşturulabilir, daha büyük konteynerler konulabilir. Koku oluşturabilecek biyobozulur atıklar içinse planlanan toplama ekipmanlarının kapağı kapalı tercih edilmelidir ve sık sık boşaltılmalıdır. Şimdi belediyelerin yapmış olduğu, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öngördüğü atık geçiş depolama alanları var. Ayrı toplanan atıkların bina ve yerleşken uzaklaştırılıncaya kadar bekletileceği geçiş depolama alanlarının oluşturulması gerekiyor. Geçiş depolama alanlarında bekletilen bu atıklar lisanslı toplama ve geri kazanma tesislerine gönderiliyor. Yani bir yerde toplayıp oradan lisanslı toplama ve geri kazanım tesislerine gidiyor bu atıklar bu çalışmaya göre. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları tabii ki en başta yapmamız gereken şeylerden. Bina ve yerleşke içinde oluşturulan bu sıfır atık sistemi için atığın toplayıcıları ve sistemin yöneticileri başta olmak üzere tüm katılımcılar için eğitimler ve bilinçlendirme organizasyonları düzenlenmektedir. İnternetten de araştırarak bunlara ulaşılabilir. Sistemin devamlılığını getirecek olan atık oluşturan kişiler, yani atık oluşturan kişiler bu sistemin devamını getireceği için tüm katılımcıların sistem hakkında bilgilendirilmesi, sürdürülebilir bir sistem kurulmasına katkı sağlayacaktır. Biz de İhtisas Çevre olarak bu konuda elimizden gelen desteği herkese sağlamaya çalışıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız faydalı bir etkileşim sağlamış oluruz. İyi günler.